Nazlı. Bırak diyorum ya, bırak. Gördün değil mi içerideki halimi? Hı? Mutlu musun şimdi? Nazlı saçmalama. Nasıl böyle düşünürsün? Böyle bir şeyin beni mutlu etmeyeceğini biliyorsun. Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Doktorda bırakırken de bilmiyordum zaten. Sen haklısın biliyor musun? Benim halledemediğim çok fazla mesele var. Ben bir anda sıkıştım kaldım. Hala o zamanda yaşadıklarımla sınanıyorum işte. En azından birinin geçmişi geride bırakıp hayata devam edebilmesi de güzel. Ne oluyor Ali? Kim bu kadın? O benim eski karım. Nerede taksi bulabilirim acaba? Yola çıkmanız lazım. Sağ ol. Nazlı. Ali Asap gider misin? Nazlı durur musun? Ali Asap gider misin? Nazlı durur lütfen musun? Gider misin? Durur musun lütfen? Bu halde gitmene izin vermem. Tamam ben iyiyim. Bir şeyim yok tamam. Hı. Bir şeyin yok. Nereye? Yürüyeceğim ben biraz tamam bir şey yok. Nazlı. Sokaklarda ağlayarak yürüyecek kadar genç değiliz artık biliyorsun. Ben ağlamıyorum. Ağlamıyorsan bunlar ne? Ağlamıyorum ben diyorum. Ağlıyorsun Nazlı. Tamam bak. Bak yok. Tamam mı? Ağlamıyorum. Nazlı ağlıyorsun. Ağlamıyorum ya. Ağlamıyorum diyorum. Ben ağlamıyorum tamam mı? Ağlamayacağım. İstemiyorum bırakır mısın? Bırak istemiyorum. İstemiyorum bunu. Nazlı ağla. Ağla Nazlı ağla. Biz seninle hiç böyle sarılıp acımıza ağlayamadık. Eylül Hanım, size acil diyeceğim ben getirmek istedim. Ha, ben bunu tamamen unutmuşum ya. Teşekkürler. Rica ederim, mutluluklar dilerim.
Eylül. Eylül. Hı. İpek'le ilgili kötü bir şey yok değil mi? İyi ya da kötü bir haber yok. Ya bu suratın hali ne kızım? Başka bir durum mu var? Yok, genel. Genel diyorsun. İyi, öyle diyorsun, öyle olsun. Ali Asaf'ı gördün mü? Valip'in ameliyatıyla alakalı konuşacaktım. Gelir birazdan. Hiç özlemiyor musun? Hı? Doktorluğu. Hı. Bazen. Şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Kusura bakma ya. Durduk yere ayağına dolandım bugün. Vallahi kusura bakma. Ne kusuru olur mu öyle şey? Ama benim şimdi çok önemli bir ameliyat için hazırlanmam lazım. Görüşürüz. O kız... O kız sevgilin mi? Eylül. Nişanlım. Eylül. Ne garip değil mi? Kişiler değişse de... Duygular değişmiyor demek ki. Bir zamanlar ona baktığın gibi bakardın bana da. Bakışların hiç değişmemiş biliyor musun? Ama tabii baktığın kişi o bambaşka. Evet. Görüşürüz. Melisa, nasılsın bakalım? Sizce birini sevmek kötü bir şey mi? O kimi sevdiğine bağlı. Ama genelde sizin yaşınızda yapılan hiçbir şey o kadar kötü değildir. Keşke annem de sizin gibi anlayışlı olsa. Geçen gün annem çekmecelerimi karıştırmış. Mirvan'ın bana yazdığı notlar vardı. Onları ne yapmış biliyor musunuz? Parçalayıp hepsini çöpe atmış. Onlar benim anılarımdı. Keşke annem de sizin gibi anlayışlı olsa. Benim de senin gibi bir kızım vardı. Sana çok benziyordum. Biliyor musun biz de pek anlaşamazdık. Hocam aile kızlarını görmek istiyor. Tamam, ben konuşacağım onlarla. Tamam hocam. Teşekkürler. Anıların her zaman seninle olacak. Kalbin onları koruyacaktır. İnan bana. Hepsi senin oğlunun yüzünden. Benim kızım.
kızımın da kafasını karıştıran o. Selin Hanım bakın çok yanlış konuşuyorsunuz. Onlar genç. Benim bu yaşananlardan vallahi hiç haberim yoktu. Ben bugün öğrendim. Sorumsuzsunuz işte. Kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Selin Hanım lütfen rica ediyorum. Şu an iki aile de aynı durumda. Siz hiç konuşmayın. Bu ilişkiyi biliyordunuz ama bir öğretmen olarak buna göz yumdunuz. Sizi de şikayet edeceğim. Hanımefendi, durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Kızınızın vücudunda kırıklar var. İki bacağına da müdahale edilmesi gerekiyor. Yoksa ileride bacaklarını kullanamayabilir. Siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz böyle? Bir sıkıntı mı var? Yok, yok bir sıkıntı. Doktor bey bilgi veriyordu. Sıkıntı yok mu? Benim bu cahil adamın cahil oğluyla bir sıkıntım var doktor bey. Vallahi haberim yoktu, billah yoktu. Selin Hanım, gerçekten sınırı aşıyorsunuz ama artık. Sen hiç konuşma. Sen günde 5 saat öğretmenlik yapmakla onların anneleri falan olduğunu mu zannediyorsun ha? Hanımefendi. Sen karışma. Sen benim duygularımı nereden anlayabilirsin ki? Senin çocuğun bile yok. Karışma. Selin Hanım, benim çocuğum vardı. Ama doğumdan 20 dakika sonra öldü. Ya ben onun ölüşünü seyrettim. Şimdi hiç endişeniz olmasın ki ben anneliğin ne demek olduğunu gayet iyi anlıyorum. Sadece benim yaşadığımı yaşamayın istiyorum. O yüzden Melisa'nın bundan sonra ölmek istemesine de, ölmesine de asla izin vermeyeceğim. Hemşire Hanım, rica etsem Merivan'ın raporlarına bir de ben bakabilir miyim? Baksanız ne olacak? Anlamazsınız ki. Anlarım. Ben de bir zamanlar doktordum da. Aa, ciddi misiniz? Gerçekten. Sen niye hala buradasın? Çünkü birilerinin o çocukları sizden koruması gerekiyor. Ha, sen mi yapacaksın? Okulda aşk yaşanmasına izin verdin. Seni okula şikayet ettim. Milli Eğitim'e de dilekçe vereceğim. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz Selin Hanım. Dahasını da yapacağım. Öğretmenlik bile yapamayacaksın. Ne oluyor Özgül burada? Hocam. Ne oluyor ben söyleyeyim. Bu kadın öğretmen olacak sözde. Onu şikayet ettim. Bu arada sizi de şikayet edeceğim. Siz kim oluyorsunuz da beni kızımla görüştürmüyorsunuz ha? O münasebetsizler yüzünden benim kızım canına kıyıyordu. Ya aklım bile almıyor ya midem bulanıyor. Dokunma bana. Siz neyi koruyorsunuz ya? Hanımefendi burada böyle bağıramazsınız. Burası hastane. Hastalarımız var. Niye susacakmışım? Herkes akıl vermeye ne kadar meraklı. Ama ben biliyorum yapacağımı. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim. Eğer biraz daha böyle bağırmaya devam ederseniz güvenliği çağıracağım. Ne diyorsunuz siz ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz benimle? O çocuk yüzünden benim kızım delirdi. Sadece kızınızın değil sizin de tedaviye ihtiyacınız var. Ne dedin sen? Tedavi olun diyorum, tedavi. Kızınızın böyle bir anneye sahip olması yeterince zor zaten. Ben kızımla ilgilenirim. Ama belli ki senin annen seninle hiç ilgilenmemiş. İnsanlarla nasıl konuşulacağını hiç öğretmemiş sana. Terbiyesiz! Ver bakayım şu eline. Eylül sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ali kadın bana vuracaktı ya. Refleks diye bir şey var. Öyle mi? Refleks diye bir şey var. Bahaneye bak. Bahane falan değil. Vay. Sen de ha? Sinan Bey yumruk attın bu arada ben de. Her an ikimiz de kovulabiliriz. Ne diyorsun ya? Al birini vur ötekine. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Lan kim kimi kovuyor ya? Yavaş kovsunlar. İşte bu. Keyifler yerinde bakıyorum.
Fena yapmışsın kadını. Hastaneyi birbirine katmış, herkes onu konuşuyor. Umarım sorun çıkarmaz. Yani öyle ciddi bir yarası yok ama Eylül'ün peşine düşecek bir tip. Ne yapayım? Ne yapayım? Bana şans dile istersen. Şimdi gidip kadına kızının ameliyatıyla ilgili bilgi vereceğim. Sor hadi, sor. Ne? Şu aklına takılan soruyu sor da rahatla. Ne sormamı bekliyorsun? Çok uzun zaman önce değil. Çok gençtik. Hatta çocuktuk. Benim aklıma takılan orası değil zaten. Bunu niye bana söylemediğin? Çünkü çok eski ve hatırlamak istemediğim bir hikaye bu. Marmaris'ten de, senden de önceydi. Bebek. O konuya girmesek. Bu unutmaya çalıştığım bir acı. Dur. Şu anda buna ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyorsun. En sevdiğim hamle. Ama ameliyata gireceğiz. Bir daha steril olmakla uğraşmayalım, tamam mı? Herkes elinden geleni yapacak. Hepimize bol şans. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bırakmayacağız. Arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bu operasyonda hastamız için zamana karşı yarışacağız. Unutmayın. Evet, başlayabiliriz. Bistri. Geldi. Neden durdu? Şimdi en kritik kısım. Son damarı kesecek. Bazen beyni besleyen damar buradan geçer. Ne yaptı şimdi? Ne oldu şimdi? Ne yaptı Ali Hoca? Aldatıcı damardı. Menajyomun içine gidiyor gibi görünse de aslında direkt beyine gidiyordu. Yani?
Başka şansı yoktu. Tümörden kurtuldu. Muhtemelen de iyidir. Bu muhtemelen derken? Yani hala uyandığında küçük de olsa kötü olma ihtimali var. Hala Azaf'a güven. En doğrusu neyse onu yaptı. Biyopsi için patolojiye yollayın. Peki hocam. Evet arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Biraz konuşabilir miyiz? Siz konuş. Şimdi benim sana ihtiyacım var. Sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var. İlk kez tatmadığım bir duyguyla karşı karşıyaydım. Bir sürü duyguyu tatmıştım. Nefreti, şiddeti, öfkeyi. Ali Asaf'la birlikte aşkı. Ama ilk kez boğazımdan parmak uçlarıma kadar içimi saran bu yakıcı duyguyu tanımıyordum. Aşk en korkutucu yüzünü göstermişti işte. Ali Asaf'ı kimseyle paylaşamayacağımı anladığım o ilk an. Duygularımı alt üst eden o sese kadar hissedebildiğim sadece buydu. Kıskanmak.